Şu ana kadar gördüğümüz sorularda tek boyutlu örnekler üzerinden ilerlemiştik. Bu örneklerde düzlem üzerinde ileri geri, sağ sol veya yukarı aşağı gidebiliyorduk. Bu videoda ise bunu iki boyutlu hale getirdiğimizde neler olacağını incelemek istiyorum. Bunu 3-4 boyutlu hale de getirebiliriz. Ancak klasik mekan konularında genelde 3 boyuttan daha fazlasına ihtiyaç duyulmaz. Bir boyuttan daha fazlasının olduğu durumlarda, özellikle iki boyutta, iki boyutlu vektörlerden de yararlanmamız gerekir. Bu videoda iki boyutlu vektörlerin temel özelliklerinden bahsedeceğim. Hatırlarsanız, vektörün hem büyüklüğü hem de yönü vardı. İlk olarak, iki boyutlu vektörlerin görsel anlamda ne gibi bir değişikliğe yol açacağını göstermek istiyorum. Buraya bir vektör çizelim. Bu vektöre de A vektörü diyelim. Bu vektörün büyüklüğünü çizdiğimiz bu doğrunun uzunluğundan anlayabiliriz. Vektörün yönünü ise doğrunun yönünden anlamamız mümkün. Gördüğünüz gibi bu yöne doğru gidiyor. Başka bir vektör daha çizelim. Bu da B vektörü olsun. Bu videoda A vektörünü B vektörüne eklediğimizde neler olacağını göstermek istiyorum. Görsel anlamda vektörleri düşünürken unutmamamız gereken birkaç nokta var. A vektörünü ele alalım. Burada önemli olan vektörün uzunluğu ve yönünü doğru çizmemiz. Vektörü nereye çizdiğimizin bir önemi yok. Yani bu da A vektörü olabilir, bu da aynı şekilde A vektörü olabilir. Gördüğünüz gibi bu vektörün uzunluğu da gittiği yönde aynı. Yani bu vektöre de A vektörü diyebiliriz. Buraya da bir A vektörü çizebilirim. Dediğim gibi nereye çizdiğimin bir önemi yok. Aynı durum B vektörü için de geçerli. Buraya da bir B vektörü çizebilirim. Gördüğünüz gibi bu da B vektörü. Büyüklüğü ve yönü aynı. Yani bu doğrunun A vektörünün başladığı yerden başlaması gerekmiyor. Buraya da bir B vektörü çizebilirim. Burada anlatmaya çalıştığım şu. Büyüklüğü, uzunluğu ve yönü aynı kaldığı sürece aynı vektörü farklı yerlere çizebiliriz. Bunu yapmamızın bir sebebi var. Örneğin, görsel olarak A vektörünü B vektörüne ekleyelim. Bunu daha analitik bir şekilde nasıl yapabileceğinizi ilerleyen videolarda göstereceğim. Bunu yapmak için buraya bir a vektörü çizelim. İşte a vektörümüz burada. Şimdi de b vektörünü çizelim. Burada b vektörünü a vektörünün bittiği yerden başlatabiliriz. Bunu yapmak için b vektörünün yerini değiştirmiş olduk. Burada a vektörünün bittiği yerden başlıyor. Bu durumda b vektörünün bu şekilde görüneceğini söyleyebiliriz. A vektörünün başından B vektörünün bittiği yere kadar uzanan başka bir vektör çizelim. Bu da C vektörü olsun. Bu vektör aslında bize A ve B vektörlerinin toplamını verir. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu vektörlerin yer değiştirme vektörü olduğunu varsayalım. Bu durumda A vektörü bu yöne doğru bu kadar uzunlukta yer değiştirmiş olur. B vektörü ise bu yönde bu kadar uzunlukta yer değiştirmiş olur. Yani bu yönde B vektörünün uzunluğu kadar A ve B vektörleri yer değiştirdiğine göre toplam yer değiştirme ne kadar olur? Bu yönde bu oranda yer değiştirdik. Diğer yönde de bu oranda yer değiştirdik. Dolayısıyla toplamda bu uzunlukta bu yöne doğru yer değiştirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu vektörün de iki vektörün toplamına eşit olacağını belirtelim. Bu yöntemi kullanarak bütün vektörleri iki boyutta hale getirip bileşenlerine ayırabiliriz. Bunun tam olarak ne anlama geldiğini birazdan açıklayacağım. Buraya başka bir vektör daha çizelim. Bu vektör x vektörü olsun. x vektörü. x vektörünün buraya çizdiğimiz yeşil vektörle mor vektörün toplamına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi x vektörü yeşil vektörün başladığı yerden başlıyor. Ve mor vektörün bittiği yere kadar uzanıyor. Aynı zamanda mor vektörün yeşil vektörün bittiği yerde başladığını ve x vektörünün bittiği yerde bittiğini görüyoruz. Buradan yola çıkarak yeşil vektör ve mor vektörün toplamının x vektörüne eşit olduğu sonucuna varabiliriz. Dediğim gibi yeşil vektörün bittiği yerden mor vektörü başlattığımız için bunun doğru olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Bunu aslında şu yüzden göstermek istedim. X vektörünü bu iki vektörün toplamı olarak ifade edebilirsem aynı şekilde x vektörünü dik ve yatay olmak üzere iki bileşene ayırabilirim. Bu vektör dik bileşen olsun. Bu vektör de yatay bileşen. Bunu farklı şekilde de çizebiliriz. Örneğin x vektörünün yönünü değiştirebiliriz. Unutmayın, büyüklüğü ve yönü aynı olduğu sürece vektörü nereye çizdiğimizin bir önemi yok. Şimdi de x vektörünü bu şekilde çizelim. Bu da x vektörünün dikey hali olsun. Gördüğünüz gibi x vektörünü bu şekilde dik ve yatay bileşenlere ayırabiliriz. Bu iki bileşen de bize x vektörünün toplamını verir. Dik ve yatay bileşenlerinin toplamı. Bu işimize çok yarayacak bir yöntem. Çünkü bu sayede iki boyutlu bir vektörün verildiği soruları tek boyutlu iki vektör şeklinde ele alabiliriz. Çünkü bu vektörlerden biri yatayken diğerinin de dikey yöne doğru gittiğini biliyoruz. Şimdi de bu durumu matematiksel açıdan inceleyelim. Videonun başından beri uzunluktan bahsediyorum. Bunu en iyisi göstererek anlatayım. Bir vektörü bileşenlerine ayırmanın ne demek olduğunu örnek üzerinde görelim. Buraya bir vektör çizerek başlıyoruz. Uzunluğu 5 birim olsun. Buna da A vektörü diyebiliriz. A vektörünün uzunluğu 5. Şimdi de yönünü belirleyelim. Bunu doğrunun gittiği yönle pozitif x ekseninin arasındaki açıya bakarak bulabiliriz. Buraya bir eksen çizsem iyi olacak. Bu eksen dikey yönde ilerleyen pozitif Y ekseni. Bu eksende yatay yönde ilerleyen pozitif X ekseni. Bu vektörün yönünü belirlemek için buraya bir açı yerleştirelim. Çizdiğim bu açının oldukça tuhaf olduğunun farkındayım ama bunu bilerek yaptım. Bu açının derecesi de 36,8699 olsun. Bu sayıyı da bilerek seçtim. Burada vektörün dik ve yatay bileşenlerini bulmamız gerekiyor. Yani vektörü tamamen aşağı yukarı veya sola sağa giden bileşenlere ayırmamız lazım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl göründüklerini daha iyi anlamak için bu bileşenleri çizerek başlayalım. Dik bileşeni bu şekilde çizebiliriz. Yatay bileşen de bu şekilde görünür. Gördüğünüz gibi yatay bileşeni A vektörünün başladığı yerden başlattık ve a vektörünün ucunun ulaştığı yere kadar x yönünde devam ettirdik. Unutmayın, sadece x yönünde. Daha sonra a vektörünün bittiği noktaya doğru yukarı çıkarak vektörün dik bileşenini çizmiş olduk. y yönünde ilerlediği için bu dik bileşeni ay vektörü olarak adlandırabiliriz. Aynı şekilde yatay bileşeni de ax vektörü olarak adlandırabiliriz. Şimdi de ay ve ax vektörlerinin büyüklüğünü bulmamız gerekiyor. Bu vektörleri aslında bir üçgen oluşturacak şekilde çizdik. Bu bir dik üçgen. Bu üçgenin uzunluğunu biliyoruz. Bu tarafın uzunluğu, daha doğrusu hipotenüsün uzunluğu, A vektörünün büyüklüğüne eşit. A vektörünün büyüklüğünün de 5 olduğunu söylemiştik. Peki, bu iki tarafın uzunluğunu nasıl bulabiliriz? Bunun için temel trigonometriden yararlanabiliriz. Açıyı ve hipotenüsü bildiğimize göre, açının karşısındaki kenarın uzunluğunu nasıl bulabiliriz? İşte bu kenardan bahsediyorum. Formüllerimiz neydi? Sinüs karşı bölü hipotenüs, kosinüs komşu bölü hipotenüse eşitti. Tanjansa karşı kenar bölü komşu kenardı. Açının kaç olduğunu biliyoruz. Açının karşısındaki kenarı bulmamız gerekiyor. Hipotenüsü de biliyoruz. Buna göre açımızın sinüsünün yani 36,8699 derecenin sinüsünün karşıdaki kenar bölü hipotenüse eşit olduğunu söyleyebiliriz. Açının karşısındaki kenar y bileşeninin büyüklüğüne eşit. Yani y bileşeninin büyüklüğü bölü hipotenüs. Hipotenüsün de 5'e eşit olduğunu biliyorduk. Her iki tarafı da 5 ile çarpalım. Buradan 5 çarpı 36,8699 derecenin sinüs değerinin a vektörünün dik bileşeninin büyüklüğüne eşit olduğunu bulabiliriz. Hesap makinesini kullanmamız gereken aşamaya geçmeden önce aynısını yatay bileşen için de yapalım burasının komşu kenar olduğunu biliyoruz. Hipotenüsünde kaç olduğunu biliyorduk. Kosinüs komşu kenar bölü hipotenüstü. Buna göre 36,8699 derecenin kosinüsünün x bileşeninin büyüklüğü bölü hipotenüse eşit olduğunu söyleyebiliriz. Daha öncesinde hipotenüsün daha doğrusu hipotenüsün büyüklüğünün 5'e eşit olduğunu belirtmiştik. Burada da her iki tarafı 5 ile çarpalım. Buradan 5 çarpı 36,8699 derecenin kosinüsü gelir. Bu değer de x bileşenine eşit. Şimdi de bu iki değerin neye eşit olduğunu bulalım. Dikey bileşenimizin büyüklüğü 3'e eşit. Aynısını yatay bileşen için de yapalım. Bu bileşen de 4'e eşit. Gördüğünüz gibi bu üçgen aslında klasik bir 3-4-5 Pisagor üçgeni. Yatay bileşenimizin büyüklüğü 4. Dikey bileşenimizin büyüklüğü ise 3. Şu anda niye bu kadar uğraştık ki diye merak ediyor olabilirsiniz. Sonraki videolarda bunun önemini anlayacaksınız. Örneğin, bir şeyin bu yöne doğru 5 metre bölü saniyelik bir hızı olduğundan bahsederken, bu hızı tıpkı bu videoda gösterdiğimiz gibi iki bileşene ayırabiliriz. Buna göre hızlardan birinin yukarıya doğru 3 metre bölü saniye olduğunu, Diğerinin ise yatay yönde sağa doğru 4 metre bölü saniye hızla hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu da soruyu basitleştirmemizi ve iki parça halinde çözmemizi sağlar. Bu sayede iki boyutlu bir değerle uğraşmak yerine bu değeri tek boyutlu iki bileşene ayırabiliriz.